Merhaba arkadaşlar. Bu yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizle beraber İsveç'te hemşirelik lisans bölümüne başvuracağız. İnsan burada nasıl üniversiteye başvuruyor, nereden başvuruyor? Daha bir sürü bilgi öğreneceğiz. Ben şu anda İsveç'teyim. Ayın 15'inde, Eylül 15'inde başladı yeni şey başvurular. İsveç'te bazı üniversitelerde bazı bölümleri senede iki kere açabiliyorlar yani sadece Eylül Ağustos dönemi değil. Kışın da açabiliyorlar. Ben buraya daha yeni geldim. Hemşireliğe başvurmak istemiştim de hemşirelik biraz geç kaldığım için başvuramadım. Şimdi bunlar açtılar. 15 Eylül'de yeni hemşirelik bölümleri başladı. İsveç'teki bütün üniversiteler için hemşirelik bölümü olan üniversiteler için. Şimdi ee, başlayalım arkadaşlar. Benim bu yaptığımı normal İsveçli öğrenciler de yapıyor. Yani şu anda bir İsveçli üniversitede okumak isterse ne yapması gerekiyor hepsini o prosesi beraber göreceğiz. Ee, yaptığımız ilk şey arkadaşlar bu Untagning şu site. Zaten benim bilgisayar bunu biliyor. Untagning.se Bu buranın ÖSYM sitesi gibi düşünebilirsiniz. Site burası arkadaşlar. E, Antaknin anlamı da şuradan hemen size göstereyim. E, kabul demek. İngilizce bilenler için etmişin demek. Bir kelime bir kelimedir. Evet arkadaşlar, e, ben buraya kaydımı yaptım daha gelmeden önce. E, bu siteye İsveç'in İsveçten şeyiniz yoksa, numaranız yoksa yani TC kimlik numarası gibi bir kimlik var, numarası var. O olmadan neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz ama burada yapabiliyorsunuz. Burada e, mesela girelim şey sisteme. Numara olmadan da e, hesap açabiliyorsunuz. Mesela ben açtım. Benim e-mail e adresimle e, açtım. Daha Türkiye'deki bu hesapla açtım. Bana kimlik e, bir paspor verdiler şifre. Buradan e, girelim arkadaşlar. Ben daha önce İsveç'te kaldığım için 2004-2008'de benim Perşon numaram var ama aktif değil şu anda. O yüzden e, siz de eğer başvursanız e, bir e-mail adresiyle yapabilirsiniz bir başvurunuzu. Buraya girince arkadaşlar e, hemen e, bilgiler gösteriyor sizin hakkınızda. Mesela ben şu anda e, öğrenciyim. Nerede? Şurada arkadaşlar. Höksküleni Yevle'de şey yapıyorum. Enerji Sistem e, Mühendisliği okuyorum. 3 senelik lisans. Derslerim devam ediyor. Ama bu bölümü isteyerek yani seçmedim. Ben hemşireli istiyordum. Çünkü bende zaten iki tane hemşire mühendislik var Norveç'ten. Elektrik, elektronik mühendisiyle, inşaat mühendisliği. E, i̇ş bulamadım çünkü biraz zor buralarda. Çünkü Avrupa'da genel olarak ırçılık baya yüksek. Yani kaliteli işleri size vermeleri çok zor yani. Elektrikçi olsaydım daha iyiydi mesela. Neyse arkadaşlar. eee bu benim okuduğum bölüm eğer merak ediyorsanız, şuradan hemen biraz bakalım. Ee, şuradan. Sintiye bir gidelim arkadaşlar. Bu enerji sistem mühendisliği şu anda aslında çok popüler bir bölüm. Çünkü enerji ile ilgili güneş enerjisi, rüzgar enerjisi yani geleceğin mesleklerinden biri ama yani ben bunu da bitirsem bir şey kazanacağımı burada düşünmüyorum. O yüzden benim için acil olarak aslında hemşirelik okumak daha mantıklı geliyor. Neyse arkadaşlar bu bölümü de hobi olarak bitiririm zaten. Sorun değil. Ee, biz asıl konumuza geri gelelim. Şimdi arkadaşlar e, İsveç'te bir üniversiteye başvururken e, liseden belli dersleri almanız, almanızı bekliyorlar. Dil bilmenizi bekliyorlar. Özellikle lisans okuyacaksanız İsveççe ya da herhangi bir İskandinav dili bilmenizi istiyor. Ee, ya da evet, ekstradan İngilizce istiyor. Liseden bazı dersler istiyor. Mesela ben şimdi bakayım benim e, şeylere bakalım arkadaşlar. Aynı zamanda ben şu anda şey de okuyorum arkadaşlar. Rusça da alıyorum. Bu da başka bir üniversiteden. Högskoleni Dalarna. Yani İsveç'te öyle okumak istiyorsanız burası cennet gibi bir yer. Aynı anda değişik üniversitelerden bölümler okuyabiliyorsunuz, dersler alabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsun dönemde en fazla 45 kredi izin veriyorlar. Normalde 30 kredi alıyorsun bir dönemde. Yani yarım senede. Neyse arkadaşlar ben asıl şeye gideyim. Benim e, siteye gideyim buradan. Benim aklımdaki bilgileri öğrenelim. Şu Meriter. Çünkü bu kurslara başvuruyorum ama normalde şartlar sağlamasam beni kabul etmezler. Ben dediğim gibi arkadaşlar ben buraya geldiğimde mesela e, lise notlarımı buraya gönderdim. Türkiye'den aldığım lise notları. Onlar çevirdiler. Bu ilk başta görünenler burada okuduklarım. 2004 ile 2008 arasında okuduklarım. Burada yetişkinler için bir lise var. Convux diyorlar. O zaman gitmiştim. E, İsveç öğrenmiştim. Svenska som Andra språk B. Bu yetiyor. E, İsveç'e bildiğinizi belli şey, şartı sağlıyor. Sonra sosyal bilim de bir ders var buranın. Samuel A. Onu da aldım. Ondan sonra benim Türkiye'deki İngilizceyi, ondan sonra burada okudum fizik masterını işte aldığım İngilizce dersleri çevirmişler. İngiliz Engelska B'ye çevirmişler. Yani İngilizceyi de sağlıyorum. Şuradan zaten övri diyor diğer yani muhtemelen buradaki şeyi değerlendirmişler. Neyse akademik notlara bakalım arkadaşlar. Şu anda okuduğum şeyi gösterir. Mesela şu anda Rusça alıyorum 15 kredilik. Devam ediyor. Ondan sonra bu ikinci üniversite Yevle olan. Burada da iki tane derse kaydım var şu anda. Ee, Stockholm Üniversitesi'nde eskide arkadaşlar e, şu dersi almışım. Data Kunskap. 2009 yılında. Data veri demek, bilgisayar demek. Kunskap da bilgi demek. Yani bilgisayar bilimine giriş ya da onun gibi bir şey. Asıl ben masterımı Ümüyor da yapmıştım arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. 120 kredilik bir masterdı. Burada aldığım dersleri görebiliyorsunuz. Ben burada da İngiliz İsveç almıştım. Svenska som fremende sprok stek en. Böyle gidiyor. 30 kredilik almıştım. Sonra e, fizik bölümünde aldığım dersler görünüyor. Termodinamik mesela uzay fiziği, elektrodinamik ve vektör analiz, kuantum mekanik bir, astrofizik, istatistik fizik, ondan sonra katal fizik, atom ve nükleer fizik böyle gidiyor arkadaşlar. İngilizceyi burada almışım muhtemelen şu İngilizceyi belki saymışlardır. English for International Undergraduate and Postgraduate Students. Kuantum mekanik almışım, ondan sonra nanoteknoloji almışım, İş, şey almışım. <laughs> İspanyolca 15 kredi almışım ama bir şey kalmadı yani. Zamanında İspanyolcayı da öğrenmeye çalışmışım. Ondan sonra e, advanced materyaller, dalga ve optik, işte atom ve moleküler spektroskopi böyle gidiyor. Genel görelilik teorisi. Neyse arkadaşlar, bayağı ders almışım zamanda. Bunlar hepsini yazmışlar gördüğünüz gibi. Bazı mesela Upsal Üniversitesi kaydım yapmışım. Burada görüyorsunuz kaydım yapmışım ama hiçbir şey derse gitmemişim. Onu bile yazmışlar. Burada arkadaşlar üniversite başvururken lise notlarınıza bakıyorlar. E, kontenjanların %60 yani üçte ikisi bu lise notlarından giriyorsunuz. Geri kalan üçte biri yani %30 civarında Högskole Pröve dedikleri bir üniversite giriş sınavı var. Oradan giriyorsunuz. Lise notlarınız çok kötü olsa bile şu sınava girip şöyle bir iyi bir puan alırsanız tıpı bile kazanabilirsiniz. Ben mesela 2008'de gelmişim bir kendimi denemişim yani böyle bir bakayım. <laughs> Öylesine bir girmişim bu sınava 0.3 almışım. En fazla zaten iki alabiliyorsunuz. 2 alabiliyorsunuz 2.0. Yani denemişim kendimi gördüğün gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de burada yaban şey yabancı e, lisedeki notları da yapmışlar. Ha bunlar işte arkadaşlar benim Bunlar bu notlar kurtarıyor. Şimdi ben bu hemşireliğe başvuracağım. Şunlar olmasa hemen kabul etmezler. Kabul etmezler. Mesela e, İsveç'teki lise notlarının kalası buymuş. En fazla 20 alabiliyorsunuz. Benim lise notum 2.97'ymiş. Çevirmişler kendi sistemine. 13.23 yapmış. E, evet. Benim Türkiye'deki aldığım lisedeki notları mesela biyoloji 2'ye denk geliyormuş. Aldığım biyoloji dersleri, fizik Dersleri fizik B'ye denk geliyor, böyle matematik D'ye denk geliyor. Yani bunları incelemişler ve bu sistemine uyarlamışlar. Bunlardan biri eksik olsa mesela hemşirelik genelde şey istiyor, biyoloji istiyor. Biyoloji yoksa hemşireliğe başvuramazsınız. Mesela inşaat mühendisliği matematik istiyor, fizik istiyor. Bunlardan biri yoksa sizin lise notlarınızda kabul etmezler. Bir de arkadaşlar burası güzel bir site. Mesela burada yeni bir bölüm bitirmişseniz oraya yeni diplomanızı gönderebiliyorsunuz. Onu da değerlendiriyorlar. Mesela ben Norveç'te 5 üniversite bitirdim. 8 sene kalmıştım orada. İnşaat mühendisinin diplomasını işte ne bileyim Ossoy Üniversitesi'nde okuduğum bölümleri falan gönderdim. Ee, ama sizin buraya geldiğiniz vizet sizin eğitiminizi belirliyor beleş ya da paralı olmasını ben burada e, business vizesi alınca arkadaşlar bu business vizesi otomatik ben burada e, beleş okumayı da sağlıyor ama bunu belgelerimiz lazım mesela burada şey bana verilen e, vizenin sonucunu gönderdi bu siteye bunların ÖSYM sitesine değerlendirdiler ve e, beni de artık şeyi kabul ettiler yani ücretsiz okuyorum ben burada başka e-mail gönderilen dokümanlar falan. Neyse arkadaşlar. Yani bir bölüme İsveç'te başvururken şunların olması lazım. Bu İsveçlerin de sitesinde böyle yazıyor. Lise aldığı notlar, üniversite okumuş, üniversitede aldığı notlar hepsi böyle yazıyor. Ondan sonra başvuruya gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceden hemşirelikle ilgili bölümleri favorime eklediğim için şeyi bekledim, zamanı bekledim. 15 Eylül'ü bekledim. Şimdi arkadaşlar bu favorilerime bakalım. Favoriler içinde Altı tane hemşirelik var. Şüyük Şöterske programı. Bu hemşirelik demek. İlk seçeneği arkadaşlar Karolinska Enstitüsü yapıyorum. Çünkü Karolinska Enstitüsü gerçekten çok iyi bir üniversite. Bunu birazdan size göstereceğim. Bu hemşirelik arkadaşlar 3 sene ocağın 3. haftasında başlıyor. Ve on distance yani online. Benim için ideal. Bunu bir hemen ekleyelim arkadaşlar. Ekliyoruz listeye. Liste eklendi. Ondan sonra zaten buraya girdim arkadaşlar. Mesela hemşireliğin şartlarına bakıyor musunuz? Şurada yazıyor. E, lisede hangi dersler almanız gerekiyor. Matematik 2A'ymış. Bende matematik D var. Bundan fazla bile. Bu fen bilimleri 2 var. Sames Kuskap var. Ben bunu zaten almıştım size daha önce gösterdim. Matematikte var. Şartı sağlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra benim şu anda okuduğum üniversite Yevle'de şu. Bakayım bu normal mi? Evet bu normalmiş arkadaşlar. Tıklayayım belki burada iş yaparsam burada kalırsam buna da ekleyeyim. E, Falum diye bir yer var arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da distans. Distanslar iyidir. Gitmeme gerek yok. İnternet üzerinden. Ee, Yevlen'in ikini ekledik. Uppsala var arkadaşlar. Uppsala da İsveç'in iyi üniversitelerinden biri. İlki 3-4'te diyebiliriz. Çok köklü bir üniversite. Ona da bakayım. Bu da normalmiş. Buraya yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta ekleyeyim. Ondan sonra şey Karolinska Enstitüsü'nün şeyi var. Normal hemşireliği var. Bu da normal yani internet üzerinden değil. Onu da ekleyeyim. Bu en sonuncusu neymiş? Ee, bu da Karolinska Enstitüsü. Yani, yok şey bu sadece bilgi vermiş 2020'nin şey höst dönemi yani güz dönemi. Neyse arkadaşlar bunları ekledik. Şimdi ne yapacağız? Ee, gidelim. gidelim. ya anme anmelan. Buna bir tıklayalım arkadaşlar. Diyor başla diyor bu şey başvuruna. Şimdi bu gördüğünüz gibi 2021 VOR termiyle. VOR demek yani bahar. Arkadaşlar yöntemi de söylüyor. Şu mesela Karolinska ben bir numara yapmak istiyorum distansı çünkü onu okumak istiyorum. Ondan sonra Karolinska'nın normalinde de bire getireyim. Nasıl getireceğim? Çünkü birazdan size göstereceğim. Karolinska gerçekten dünyada çok çok önemli bir üniversite tıp alanında ben bunu yukarı alıyorum evet gel 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 böyle değiştirebiliyorsunuz sıralamasını tamam arkadaşlar şimdi burada Karolinska distans birinci sırada neye gelmemiş bu Karolinska ha şuradaymış Evet, ikinci sıraya da Karolinska getirdim. Bu normal olanı yani gidip girmeniz gerekiyor derslere. Ondan sonra hangisini seçeyim? Benim okulu seçeyim arkadaşlar burası fa şey Yevle seçeyim. Çünkü nasıl olsa zaten buradayım. Onu 3'e alayım. Evet, Yevle ye 3 oldu. Onun dışında Uppsala ile Falun arasında fazla fark yok aslında. Uppsala'yı seçmek daha mantıklı. Çünkü Uppsala daha iyi bir üniversite. Evet. Uppsala virüsü alalım. Şimdi Yevle, Uppsala, Falun. Evet. Falun da distance. Evet arkadaşlar. 5 tane hemşirelik bölümü seçtim. Şimdi ileri gidelim. E, ee, i̇leri demek forşet. Şimdi kontrol et diyor göndermeden önce. Bir kontrol edelim. Evet, yabancı ülkede eğitim varsa onu seç diyor. Ben de seçim Türkiye, Türkiye, şurasıymış. Eğitim nasıl ki... Neyse arkadaşlar evet Türkiye'yi seçtik böyle 5 tane buluyoruz. Şimdi bunu göndereceğiz. Gönderiyoruz. Evet onaylandı. Teşekkür ederiz diyor başvurunuz için. Evet arkadaşlar başvuru bu kadar basit. Şimdi gelelim arkadaşlar bu Karolinska Üniversitesi'ne. Ee, Evet bu Karolinska Üniversitesi'ni görmek için arkadaşlar şeye gidiyoruz. Dünyadaki en iyi, en iyi tıp üniversitelerine gidiyoruz 2020 için. Bunu sizin için yaptığım zaman tasarrufu için. Burada ne üçü gösteriyor. Şunlar şuraya tıklayınca arkadaşlar şuraya geliyoruz. Burada e, sıralamayı görebilirsiniz. Dünyadaki en iyi tıp üniversiteleri. Birinci sırada Harvard var, ikinci sırada Oxford, üçte Cambridge, dörtte Stanford, beşte John Hopkins ve beşte Karolinska Enstitüsü. Görüyor musunuz? Dünyada adamlar ilk beşin içinde yani. Bu kadar e, çok kaliteli bir üniversite. Oranın hemşireliğini bitirmek, e, benim buradaki üniversitenin hemşireliğini bitirmekten kat kat daha iyi bence. Çünkü İsveç'te ömür boyu yaşayacağım diye bir şey yok. Belki ülke değiştiririm evet arkadaşlar. Böyle gidelim. Acaba Türkiye nerede? Türkiye böyle bulmam zor. En iyisi ben şuradan Türkiye'yi e, seçim. Yoksa ama baya zaman kaybederiz. Şuradan ne arkadaşlar? Türkiye'ye gidelim. Türkiye. Türkiye'deki üniversiteleri karşılaştırmak için bunu yapıyorum arkadaşlar. Siz bir fikir oluşur sizde. Nerede lan bu T? Ha burada. Evet arkadaşlar bu listede Türkiye'de mesela en iyi tıp üniversitesi Hacettepe'ymiş. 251 ile 300 arasındaymış. İstanbul Üniversitesi var. O çünkü İstanbul içinde Cerrahpaşa falan var. O da 301 ile 350 arası. Ankara Üniversitesi benim eski üniversite. Astronomi ve uzay Bilimleri okumuştum burada. 401 ile 450 Ege Üniversitesi var. Böyle gidiyor. E, dikkat ediyorsanız bu üniversiteler içinde bu e, paralı vakf üniversiteler bir koç girebilmiş. Yani öbürlerini de bilmiyorum. Belki onların tıpı yoktur. Bülkentin herhalde tıpı yok. Neyse arkadaşlar sıralamaya görüyorsunuz. Beşinci sıradaki olan bir üniversiteye başvuruyorum. Yani güzel bir şey bence. Evet, başka bu Karolinska'yı arkadaşlar biraz daha tanıyalım. Şu üstte geldi mi? Tıkladım ben Karolinska'yı. Karolinska'nın şeyini gösteriyor. Son 2013'ten itibaren sıralamasını gösteriyor burada mesela. Bir ara 16. sıraya düşmüşler. Ama son 2007'de 17'de 6. sıra 6, 6 ve 2020'de 5. sıraya yükselmişler. Bu kadar kaliteli bir üniversite, buradaki hocalar genelde şey yapıyor. Nobel e, tıp e, ödülünü jürileri genelde. Evet e, arkadaşlar başka size ne göstereceğim? Şimdi Karolinska Üniversitesi'ne gidince e, bu üniversite paralı arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin dışındaysanız paralı. Mesela e, şeye baktım. Burada dişçilik ve tıp fakültesine baktım mesela bunlar ne kadar tutuyormuş ya da bunlarla ilgili sık sık sorulan sorular Dişçilik burada 5 sene sürüyor arkadaşlar eğer okumak istiyorsanız burada 5 sene sürüyor ve e, İsveççe bilmeniz gerekiyor yani İngilizce bir gelip İngilizce okuyayım diye bir şey yok Onun dışında dişçilik burada çok pahalı 5 sene sürüyor ve toplam 1 milyon 900 bin kron. Şunu siz ona bölerseniz 190 bin euro tutuyor. Ama Avrupa Birliği'nden denkseniz benim gibi böyle bir işçi vizesiyle falan gelirseniz evlilik vizesiyle otomatikmen ücretsiz oluyor. Onun dışında şeye bakalım tıpa bakalım arkadaşlar. Burası da tıp. Tıp burada 5,5 sene sürüyor. Aha Yeni bir değişiklik yapmışlar. Six years from autumn 2021. İşe bak. Gelecek sene <laughs> 6 sene yükseltmişler bunlar. Bu da yeni bir bilgi. Buranın tıpı arkadaşlar 5,5 sene sürüyor. Normal şu anda fiyatı 1 milyon 430 bin kron. Yani 143 bin euro. Bu kadar parayı sadece okula veriyorsunuz. Masraflarını hariç. Eee Evet arkadaşlar bunu çevirirseniz kırşehir dolara 162 bin 163 bin dolar tutuyor Ondan sonra bu Karolinska'nın arkadaşlar Master'lar da var şuradan bakarsanız 2 senelik Master'lara mesela 180 bin yani 200 bin 200 bin kron yani 20 bin euro Senede demek ki 10 bin euro ödemeniz gerekiyor bu Master'lara Hemşireliğe baktım. Hemşirelik burada göstermiyor. Çünkü hemşirelik çok iyi rağbet görme demek ki. O da ortalama Olsun. 10 bin euro olsa demek ki ben bu hemşirelik için en az bir 30 bin euro ödemem gerekiyor bu okula eğer benim bu vizem olmasaydı. Arkadaşlar İsveç'te üniversiteye girerken dediğim gibi bu sınav var. Bir de Lisede notlar var. Liseyi de 3'e ayırmışlar, 3 gruba ayırmışlar. Liseden direkt çıkınca aldığınız notlar B demiş ya buna. Ama İsveç'in güzel yanı arkadaşlar lise notlarınız kötü olsa bile size fırsat veriyor. Lise notlarınızı gidip sonra sınavlara girerek iyileştirebiliyorsunuz. Yani matematiğiniz 2 ise gidip bunu 5 yapabiliyorsunuz. Yani İsveç standartına göre 20 yapabilirsiniz. Mesela 12 ise 20 yapabilirsiniz. Bir de şey var e, halk e, lisesi diye bir yer var. Bu üç gruba ayırmışlar. Bunlara bu üçüne yüzde e, başvuruların konteynjanları iki, üçte ikisini vermişler. Üçte birinde bu höksküle prova ayırmışlar. Ben bu kanalımda höksküle prova ile ilgili videolarım var arkadaşlar. Sayısal videolara daha başlamadım. Şimdilik sözel videolar yapıyorum. İlgilenenler bakabilir. E, evet başkanı anlatacağım arkadaşlar. İsveç'teki lise notlarına bakalım biraz. Burada mesela en yüksek not 20. Böyle gidiyor. En geçme notu 10'muş. Zaten daha önceden size gösterdim. Evet arkadaşlar. Başka anlatacağım bir şey yok bu videoda. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.